Sevgili Şehrin Sesi izleyicileri, turumuza Samandağ Belediyesi ile devam ediyoruz. Karşımızda da Samandağ Belediye Başkanı Sayın Avukat Refik Er Yılmaz bulunmakta. Refik Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 1969 Samandağ doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimi Samandağ'da tamamladım. 1990'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne giriş yaptık. 95 yılında oradan mezun oldum. 13 yıl Samandağ'da serbest avukat olarak çalıştıktan sonra 2011 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Hatay Milletvekili olarak seçildik. 4 yıl milletvekilliği sürecinden sonra 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde yine Hatay Samandağ ilçesi belediye başkan adayı olduk. Refik Bey, bize biraz da ilçenizi tanıtır mısınız? Şimdi Samandağ aslında kökleri çok eskiye dayanan tarihi bir kent. Milattan önce 300 yılında kurulmuş Selevkiye Piriyara adında aslında bir imparatorluğa başkent olmak üzere kurulmuş bir liman şehridir. Sonra burada 7 tane büyük medeniyet hüküm sürmüş. İlçe olarak Fransız işgalinden sonra Hatay'ın anavatana katılmasıyla birlikte biz de Samandağ olarak 1947 yılında ilçe statüsünü kazandık. 1947'den beri de ilçe olarak burada hayatta kalmaya çalışıyoruz, öyle diyeyim. Şirin bir ilçe, tarihi zenginliği olan, doğası olan, dünyanın en güzel sahillerinden, kumsalından birine sahip olmamıza rağmen bu zenginliğimizi bir türlü hayata geçiremedik. Şimdi tabii biz bu 70 yıllık geçmişin üzerinden bir şeyler yaratmanın çabası içerisindeyiz, kısıtlı imkanlarla. İyi bir aşama kaydettiğimizi de düşünüyorum. Samandağ'ın kurtuluşu aslında bir turizmde. Çünkü ciddi bir turizm potansiyelimiz var. Eğer biz 7 büyük medeniyete ev sahipliği yapmış bir ilçe olarak bu kültürümüze kaldı ki şu anda mesela Hatay'da 600 yemek şeyi var, çeşidi var ve bunlar UNESCO tarafından tescilli olan yemeklerimiz bize işte bu medeniyetlerden kalmış. Üzerine biraz kata kata bugüne geldi. Biz bu yemek kültürümüzü mesela ayakta tutmaya çalışıyoruz. Dünyanın en uzun sahillerinden birine sahibiz. Yaklaşık 10 ay boyunca bizim burada güneşimizden yararlanabileceğimiz bir ortamımız var. Bunun dışında aslında inanç turizmi açısından da zenginliğimiz var. Üç semavi dine hitap eden deniz kıyısında bir Hıdır Aleyhisselam türbemiz var. Yani aslında Samandağ'a kim geliyorsa, inancı, mezhebi ne olursa olsun geliyor, ziyaret ediyor ve duasını ediyor. Musa ağacımız var Hıdırbey köyümüzde. Bunun dışında Titus tünelimiz var. Elle yapılmış dünyada ikinci tünel. 10 bin kölenin 10 yıl boyunca çalışıp elle inşa ettikleri bir tünel. Beşikli mağaralarımız var. Dolayısıyla biz mesela Türkiye'nin tek Ermeni köyü bizim Vakıfsu köyünde. Yaşayan bir köy, yeşilliğiyle, doğasıyla, kilisesiyle, orada yaşayan o güzel insanlarımızla bir zenginlik olarak bir ilçemizin hani mozaiğine katkı sunuyor. Dolayısıyla biz bu pencereden bakan bir anlayışla bu zenginliklerimizi hayata geçirmek için ne yapabiliriz diye başladık. O zenginliklerimizi sayarken şeyi de unuttum. Bizim mesela nesli tükenmek tehlikesi geçiren bir kaplumbağa çeşidimiz var. Caretta caretta dediğimiz yeşil deniz kaplumbağası bizim sahillerimize gelip yumurtluyor. Mesela kum zambağımız var. Yine nesli tükenmekte olan bir endemik bitkimiz var. Bunlar da bizim ilçenin zenginliğine zenginlik katıyor. Normalde bütün turizm ilçelerinde yazın nüfusun artışıyla beraber tabii ki onların işte temizliğinden tutun diğer ihtiyaçların karşılanmasıyla alakalı tabii yeni bir külfet ortaya çıkıyor. Yalnız bizim şöyle bir durum var, istisnai bir durum. Bizde bu gelen turistlerin çoğu burada hani daha çok konaklamak amaçlı değil, günübirlik olarak gelip gidiyor. Çünkü dediğim gibi biz insanların gelip burada
konaklayabileceği alanların oluşturulması noktasında biraz geride duruyoruz. Yani hani Marmaris, Muğla, Fethiye gibi konaklama alanlarımızla ilgili sıkıntımız var. Bunun tabii birden fazla sebebi var. Sadece hani yatırım yapılmamasından kaynaklı değil. Hem yasal anlamda bir takım sıkıntılar var. Sahil bandında mesela kıyı kenar çizgisi diye bir sıkıntımız var. Bu çizgi çizilirken çok geniş tutulmuş. Ve kıyı kanununa göre siz kıyı çizgisi içerisinde hiçbir yatırım yapamıyorsunuz, çivi çakamıyorsunuz. Bu ciddi bir handikap. Yani turizm yatırımı yapmak isteyen, burada mesela 5 yıldızlı otel yapmak isteyen ya da tatil köyü yapmak isteyen vatandaşlarım açısından bir engel olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da değiştiremiyorsunuz. Biz ilk geldiğimizde de başvurumuzu yaptık. Yani bu çizginin yeniden belirlenmesi, bir mağduriyet var, yatırımla ilgili sıkıntımız var filan diye maalesef olumsuz cevap aldık. Mesela sulak alanımız var. Geniş bir sulak alanımız var sahilde. Yine kıyı kenar çizgisi içinde kalıyor. Korunması gereken bir alan. Ve nesli tükenmekte olan kuşlara ev sahipliği yapıyoruz. Yani yüzlerce kuş türünün gelip konakladığı, uğradığı bir alan. Dolayısıyla bu doğal zenginliğimizi de korumak istiyoruz. Bunun için de yatırım yapmak istiyoruz. Ama işte dediğim gibi ya kıyı kenar çizgisi karşımıza çıkıyor. Ya hazine arazisi, öbür tarafa gittiğiniz zaman Asus tarafında işte burası orman arazisi. Yukarı çıktığımız zaman burası sit alanı, birinci derecede sit alanı gibi yasal engellemeler bizim Samandağ'da az önce saydığım o turizm potansiyelinin hayata geçirilmesi konusunda önümüze ciddi bir engel. Burada bakanlığın mutlaka, Turizm Bakanlığı'nın ki uzun bir süre aslında biz daha geçen yıla kadar 1993 yılından beri turizm bölgesiyiz. Ama turizm bölgesi olmamıza rağmen turizm adına hiçbir yatırım yapılmamış. Turizm Bakanlığı'nın gelip bu tarihi ve doğal zenginliklerimizi hayata geçirebilecek projeleri mutlaka hayata geçirmesi lazım. Mesela Samandağ'a acil bir dalga kırana ihtiyacımız var. Çok güzel bir sahilimiz var, güzel bir kumsalımız var. Ama rüzgardan açık deniz olmasından kaynaklı yılın önemli bir bölümünü biz dalgalı geçiriyoruz. Dalgalı olunca bir rip akıntısı oluşuyor. Rip akıntısında kaynaklı riskler var. Denizden istediğimiz şekilde yararlanamıyoruz. Basit bir dalga kıranla aslında buraya çok farklı bir hava kazandırabiliriz. Bununla ilgili aslında çalışma da yaptık. Keşke ilçe belediyesi olarak gücümüz yetse biz de yapabilsek. Devletin biraz yüzünü bu tarafa dönmesi lazım işin doğrusunu söylemek gerekirse. Refik Bey, son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yani özellikle hani değişen dünyada bu kadar doğanın bu kadar güzel olduğu bir ortamın hala bakir kalması aslında istisnai bir durum. Bu bakir alanları görmek isteyen, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen, bizim tarihten bize intikal etmiş o yemek kültürümüzü tatmak isteyen bütün vatandaşlarımızı ilçemizde ağırlamak istiyoruz. O bahsettiğimiz tarihi mekanlarımızı, inanç merkezlerimizi görmek isteyen vatandaşlarımızı ilçemizde ağırlamak istiyoruz. Öbür tarafta da hani bu potansiyelin gerçek anlamda hayata geçebilmesi için devletimizin buraya biraz daha ilgi göstermesi, yüzünü bu tarafa dönmesi, elini uzatması gerekiyor. Bunlar ülkenin zenginliği.